أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين Geçen hafta itibariyle en başından beri takip ettiğimiz Hazreti Peygamber ve aile hayatı ile ilgili rivayetleri bitirmiştik o özeti. Zannediyorum bilgisayar çıktıları o konunun bilgisayar çıktıları her arkadaşın eline geçmemiş olabilir. Ya o anda derste olmadığı için veya çıkartılamadığı için arzu edenlere tekrar söyleyeyim, geçen de söylemiştim zannediyorum. Arzu edenlere USB üzerinden o notları verebilirim dersin sonunda inşallah. Bugün itibariyle bir başka konuda Hazreti Peygamber'in hadislerine başlayacağız. Bu konuda da henüz bilgisayar çıktısı yapmadık. Şundan dolayı yapmadık. Zannediyorum 15 gün sonra sizlerin sınavları da başlıyor. Bu ayın sonunda herhalde artık bu derslere nokta konur diye tahmin ediyorum. Gelecek dönemin başında, işte okullar başlayınca 2 ayının başında ancak yeniden başlamak mümkün olacak. Dolayısıyla böyle 2-3 hafta diye çok kısa süreli bir zaman olacağı için kesik kalacak düşüncesiyle sadece dersleri işte burada anlatalım. Arzu eden olursa gene onun da USB üzerinden notları veririm. Şeyleri çıkarmadığımızı söyleyeyim. Şimdi bugün ele alacağımız konu Müslüman kimliğinin inşasında Hazreti Peygamber'in yaptığı değişimler. Yani bir Müslümanın yeniden inşası bütün özellikleriyle, maddi manevi özellikleriyle. Bu Hazreti Peygamber'in kanaatimce yaptığı en önemli işlerden bir tanesidir. İnsanı yeni bir kimlikle, yeni bir kişilikle donatmasıdır. Yaşadığı döneme baktığımız zaman Hazreti Peygamber vahşi hayvan sürülerinden farksız bir insan güruhu ile karşı karşıyaydı. Çok kısa zaman içerisinde onları tarihin şeref levhalarının haline getirebildi. Cahiliye döneminin kaba ve zalim emrini cihan adaletinin şehinşahı Ömer İbnül Hattab haline getirebildi. Şüphesiz ki insanoğlunu yeni bir kimlikle donatmak, adeta onu yeniden var etmek, yeniden inşa etmek anlamına gelir. Kabul etmek lazım ki bu husus dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir. İnsanı değiştirmek, insana yeni bir şekil vermek, İnsanın düşüncelerini, inançlarını, duygularını, karakterini, yapısını değiştirmek dünyanın en zor işidir. İnsan kendi evladı üzerinde doğduğu andan beri evladıyla baş başa olmasına rağmen ona istediği şekli vermesi gene mümkün olmamaktadır. İşte Hazreti Peygamber bu dünyanın bu en zor işini en mükemmel bir şekilde başardı. Hiçbir şekilde ıslahı mümkün değildir diye düşünülen o insanları çok kısa bir zaman diliminde inanılması gerçekten zor bir kimliğe kavuşturdu. Hak hukuk tanımayan, ahlak nedir bilmeyen o insanlar 10 sene zarfında abide şahsiyetler haline geldiler. Herhalde söylemek yanlış olmasa gerektir ki her dönemde, tarihin her döneminde bütün dünyanın en büyük problemi de insan sorunudur. Bugün de öyledir.
bütün devletlerin sorunudur. Eğer insanı ahlakı ile, kişiliği ile mükemmel hale getirebilirsek, bundan bütün dünya fayda görür, istifade eder. Aksi de bütün dünya için felakettir. Bu felaketin acılarını, görüntülerini maalesef dünyamız son iki asırda çok açık bir şekilde görmüştür, halen de görüyor. İşte bu girizgahtan sonra Hazreti Peygamber'in müminin kimliğini oluşturmak konusundaki tavsiyelerinden birkaç tanesini zamanın ölçüsünde, işte 2-3 haftalık zaman diliminde ne kadar yapabilirsek vermeye çalışayım. İlk hadisimizi Ebu Hureyre rivayet ediyor. Ebu Hureyre'nin rivayetinde Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor. El-Müslim, bunu pek meşhur bir hadistir. Çok duymuş olacağınızı zannediyorum. El-Müslimu men selimel müslimun min lisanihi ve yedihi. Müslüman elinden ve dilinden hiç kimseye zarar vermeyen kişidir. Hiç kimsenin zarar görmediği kişidir. Elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kişi. Burada şuna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Hazreti Peygamber bir Müslüman tanımı yapıyor burada. Tabii bunun tersini aldığınız zaman çok üzücü bir tablo çıkar karşımıza. Biz sadece gene düzünden hareket edelim. Elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kişi ancak Müslümandır. Resul-i Ekrem böyle söylüyor. İkinci cümle, zaten Müslüman kelimesinin İslam kelimesi ile aynı kökten geldiğini, Müslüman kelimesinin aynı zamanda selamet ile aynı kökten geldiğini bilmek lazım burada. Sonra Hazreti Peygamber bir mümin tanımı daha ekliyor buna. Buyuruyor ki, el-mu'minu men eminehun nas ala dimâihim ve envalihim. Mümin de insanların malları ve canlarına, mallarından ve canlarından kendisine karşı emniyette olduğu kişidir. Bütün insanlar mallarına ve canlarına hiçbir zarar gelmeyeceği konusunda eminler ona karşı, bir güven içerisindeler. Şimdi mümin kelimesinin iman ile aynı kökten geldiğini, bu kelimenin aynı zamanda emniyet ile de aynı kökten geldiğini tekrar burada hatırlatalım. Müslüman kelimesi İslam ile, selamet ile aynı kökten geliyor. Mümin kelimesi de iman ile, emniyet ile aynı kökten gelen kelimelerdir. Sonra hadisin devamında Peygamberimiz, وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا لَهَ اللّٰهُ عَنْهُ. Muhacir ise Allah'ın yasak kıldığı şeylerden kaçan insandır. Evet. Üç tane tanım var burada. Biri Müslümin, öbürü müminin, üçüncüsü de muhacirin. Şimdi genel olarak bakacak olursak şunu söylemek mümkün. Hazreti Peygamber muhtelif vesilelerle hep insanlar arasındaki sosyal ilişkileri düzeltmeyi, beşeri ilişkileri güzelleştirmeyi, fedakarlığı, dayanışmayı, sevgiyi, muhabbeti, karşılıklı güveni ve itimadı yerleştirmeye çalıştı. Ve mecazi anlamda dahi olsa bunları iman konusu saydı. Bunun altını çizmek istiyorum. Şu söylediğim şeyleri, yani insanlar arasındaki ilişkileri güzelleştirmeyi, insani ilişkileri, fedakarlık, karşılıklı dayanışma, sevgi, muhabbet gibi üstün insani değerlerle
güzelleştirmeyi, bağlamayı hep iman ile ilişkili saydı, iman konusu saydı. Belki klasik anlamda iman farklı bir şeydir. Ama bunlar sanki imanın ayakları, imanın tabii neticesi, tabii sonucu olarak gördü Peygamberimiz. Kamil imanın tezahürü olarak gösterdi bunları. Yani mümin olmanın vasfı olarak saydı. Bu konuda pek çok hadis göreceğiz. Pek çok hadis. Yani yolda insanların ayağına takılan bir taşı kaldırıp atmayı bile imanın alameti gördü Peygamberimiz. Şimdi bu kadar hep başka insanların hayrına yönelik olarak yapılan işler imanın gereği, imanın tezahürü olarak görüyor Peygamber Aleyhisselam. Biz iman deyince hep Allah'a inanmayı, kitabına inanmayı kabul ediyoruz. Eyvallah, öyledir tabii literal anlamda ama insani ilişkilerin düzeltilmesi, düzgün olması da o imanın tezahürü olarak görülüyor. Evet. Şimdi hadisimizin ilk cümlesinde, yani Müslüman tanımında özellikle insanın iki uzvuna dikkat çekiliyor. İki uzvundan selamette insanlar. Nedir o iki uzuv? Biri dildir, öbürü de eldir. Yani hiçbir kimse Müslüman olanın elinden ve dilinden zarar görmez. Görmemesi lazım. Çünkü Müslüman öyle. Müslüman öyle. Eliyle ve diliyle kimseye zarar vermeyen insandır. Mümin, Müslüman böyledir. Böyle olması gerekir. Peygamber Aleyhisselam böyle tanımlıyor Müslümanı. Tabii şu anda bize düşen şey herhalde böyle değilsem diye kendimize bir pay çıkarmamız lazım bundan. Bir sorgulamamız lazım kendimizi. Böyle değilsem o zaman ben peygamberin istediği tipte bir Müslüman değil miyim acaba? Her biriniz kendi vicdanınıza sorun bunu. Kabul etmek lazım ki insanlara en çok zarar veren iki uzuvdur. Dil ve el. En çok bunlardan zarar gelir. Kimisini İşte insanları birbirine düşürüyor bazen. Kimisini canından bezdiriyor, hatta kimisini canından ediyor bu iki uzuv. Bilhassa öncelikle dil. Hazreti Peygamber de önce dilden bahsediyor zaten. Dil her türlü kötülüğün ilk adımıdır, ilk sebebidir. Her türlü fitnenin ana sebebidir dil. Dilin yol açtığı yaralar ve zararlar öyle kolay kolay kapanmaz. Kılıç yarası geçer, dil yarası geçmez diye bir atasözümüz de var bizim malumunuz. Bu Peygamber Aleyhisselam döneminde de aynı kural vardı. Bilhassa müşrikler Hazreti Peygamber'le en güçlü mücadeleyi savaş meydanlarında değil, şairlerin dilleriyle yaptılar. Peygamberimiz de onlara karşı kendi şairleri vardı işte. Bunların başında Hassan bin Sabit geliyordu. Müşrikleri hicvet ne olur diyor işte. Anam babam sana feda olsun diyecek derecede onun dilini kullanmasını istiyor. Çünkü senin dilin kılıç yarasından daha ağır geliyor onlara diye söylüyor. Yani dilin gücü hiçbir zaman inkar edilmez. Şimdi bir taraftan güçtür, bir taraftan bir silahtır. Ama silah biliyorsunuz hem vatanı korur hem de sıradan insanları da öldürür, masum insanları da öldürür. Öyleyse belki bir fikrin hayata hakim kılınması anlamında dilin bir silah olarak kullanılması, yani fikrin insanlara zerk edilmesi anlamında dilin kullanılması kaçınılmazdır. Ama dil bir fitne aracı olarak kullanılmaması icap eder. Peygamberimiz işte dilini koruyana, dilini koruyacağını garanti edene ben de cenneti garanti ediyorum diyor.
bir sürü şeyden bahsediyor. Hepsini dile bağlıyor Peygamberimiz. Yani bunlar hepsi dil yüzünden mi olur diye sorduklarında, insanların yüzüstü cehenneme sürüklenmelerine dilleri sebeptir diyor. Hep ana ilke, ana sebep olarak dil. El de dili takip eder. Dil önce bir şey söyler, el de mecbur kalır, o dilin söylediğini yerine getirir. Arkasından el gelir mutlaka yani. Dil hiçbir şey söylemeden el hemen karşıdaki insanın suratında patlamaz. Mutlaka önce dil bir şeyler söyler, bir girizgah yapar, hazırlar, ondan sonra el devreye gider, girer. İşte bu iki en önemli zarar, insanlara en önemli, en büyük zarar veren bu iki uzvu kontrol altında tutan insan Müslümandır ancak. Evet. Müslümanların en hayırlısı, bu hadisin başka bir rivayetinde Müslümanların en hayırlısı ifadesi de kullanılıyor. Öyleyse bir Müslüman, normal bir Müslüman ne diliyle ne de eliyle kimseye zarar vermez. Kimsenin aleyhine çalışmaz. Bu laf olsun diye söylediğim şeyler olarak almayın bunu. Tamamen hadisin gereği olarak söylediğim sözlerdir bunlar. Ne diliyle ne eliyle kimseye zarar vermez Müslüman. Kimsenin aleyhine çalışmaz. Asla kötülük düşünmez. Asla kötülük yapmaz. Yapabilirse hayrı murad eder, iyiliği murad eder. Hiç kimseye zarar vermez. Çünkü Cenab-ı Peygamber bir hadisinde bir mümine zarar verene Allah da mutlaka zarar verir. Hatta bir mümine sıkıntı veren lanetlenmiştir buyurur Peygamberimiz. Hep dikkat ediyorsanız diğer insanlara karşı tavrımız. Onlar hep iman konusu yapılıyor ve karşılığını da Cenab-ı Hak'tan buluyoruz. Bu konuda pek çok örnek var. Mesela Peygamberimiz bir hadisinde buyuruyor ki, kim bir Müslümanın kusurunu, ayıbını örter ise Allah da kıyamet günü onun kusurlarını örtecektir. Yani ben dünyada bir insanın kusurunu örtersem en çok yani işte 100 kişi, 300 kişi, 500 kişi arasında rezil olmasını önlemiş oluyorum. Ama ahirette Hazreti Adem'den son insana kadar bütün insanların toplandığı o meydanda rezil olmaktan kurtarıyor Allah beni. Ben bir insana ne yapıyorsam Cenab-ı Hak bana aynı türde karşılık veriyor. Bir başka hadiste Peygamberimiz, kim bir Müslümanın kusurlarını deşifre eder, ortaya koyar, fahş ederse Allah da mahşede onun bütün kusurlarını ortaya çıkaracaktır. Rezil rüsva edecektir. Yani ben bir insana ne yapıyorsam Allah'tan aynı karşılığı görüyorum. Kim bir Müslümanın ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını karşılayacaktır diyor Peygamberimiz. Kim bir Müslümana yardımcı olursa Allah da ona yardımcı olacaktır başı derde girdiğinde. Hep böyle. Yani ben başkalarına ne yapıyorsam Allah'tan aynı türden, aynı fiil türünden bir karşılık görüyorum. Bu İslami bir ölçüdür, bir ölçü. Hadisin ikinci cümlesinde mümin tanımlaması getiriliyor. Orada da özellikle insanların mallarına ve canlarına karşı güven ilkesi merkeze alınıyor. Mümin, emniyet kökünden gelen bir kelimedir. Aynı zamanda iman da buradan, bu kökten gelen bir kelimedir. Ve o, her insan ona karşı güven içindedir yani, emniyet içindedir. Bu adamdan benim canıma zarar gelmez, bu adamdan benim malıma zarar gelmez kanaatini meydana getiren insan mümindir ancak. Herkese güven telkin edebilen insan mümindir ancak. Kimsenin kendisinden kötülük beklemediği insan mümindir ancak. Bunların tersini düşünün sizler artık.
Peygamberimiz bir seferinde 3 defa yemin ediyor. Vallahi la yu'min, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min buyuruyor. Vallahi mümin değildir, vallahi mümin değildir, vallahi mümin değildir. Kim ya Resulullah diye soruyorlar. اَلَّذ۪ي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِكَهُ Komşusu kötülüğünden emin olmayan insan. Yani işte güven vermiyor komşusuna. Düşünüyor ki komşusu bu adamın eline imkan gelirse benim malıma, canıma, ne bileyim namusuma zarar verir. İşte o zaman o insan vallahi la yu'min hükmü içerisine giriyor. Şimdi böyle bir cemiyet, böyle bir toplum da hayal edin lütfen. Yani Müslüman tanımı ile ilgilenen, söylenen şeyleri kafanızda tutun. Ondan sonra da mümin tanımı konusunda söylenenleri kafanızda tutun. Ve bu tür insanlardan meydana gelen bir toplum düşünün. Herhalde dünyanın en güçlü, en kuvvetli birbirine kaynaşmış bir toplumu olur bu. Din de bunu istiyor bizde. Birbirini kardeş gören, birbiriyle kaynaşan, birbirinin dertleriyle dertleşen, dertlenen, birbirinin sevincine ortak olan bir yapı istiyor. Meşhur sahabilerden Habbab bin Eret'in rivayet ettiği bir hadis var. Bu hadis aynı zamanda İslam dininin gönderiliş amacını da ifade ediyor. Habbab zayıf Müslümanlardan da Mekke'de müşriklerden eziyet görüyordu, işkenceye maruz kalıyordu. Bir seferinde bu işkenceden sonra artık canına tak etmiş, gidiyor Peygamberimizin yanına. O sırada Peygamberimiz Kabe'de böyle hırkasını yastık edinmiş uzanıyordu Kabe'nin gölgesinde. Habbab işte anlatıyor başına geçeni de sonunda şöyle diyor, yani artık dua etmeyecek misiniz diyor. Mekke döneminde biliyorsunuz Müslümanlar meşru müdafaadan bile mahrum idiler. Bu haklara bile sahip değildiler. O da Habbab da artık dua edin de kurtulalım, yani bu sıkıntımızı görüyorsun anlamında bir sitemde, bir tarizde bulunuyor. Efendimiz son derece rahatsız oluyor böyle bir tarizden. Kalkıyor, doğruluyor. Kızdığından dolayı da yüzü kıpkırmızı kesilmiş. Ve dedi ki Habbab'a, vallahi sizden önce yaşayan insanlar vücutları kemiklerine varıncaya kadar demir taraklarla taranıyordu da gene dinlerinden dönmüyorlardı. Sizden önce yaşayan insanlar testereyle vücutları ikiye biçiliyor da gene dinlerinden dönmüyorlardı. Ondan sonra şu cümleyi söylüyor. وَلَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هَذَا الْاَمْرِ Vallahi yemin olsun ki Allah bu dini mutlaka tamamlayacaktır. Tekitli bir cümle kullanıyor. En zayıf döneminde bunu söylüyor bakın. Peygamberimizin en zayıf, en güçsüz olduğu döneminde kendi davasına olan inancını çıkarın buradan. Allah bu dini mutlaka tamamlayacaktır. O kadar ki hatta يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ سَنْعَا اِلَى حَضْرَمُ مَا يَخَافُ اِلَّا اللّٰهِ O kadar ki bir insan tek başına Arabistan'ın bir ucundan öte ucuna kadar tek başına gidebilecek, yüreğinde de Allah korkusundan başka hiçbir endişe olmadan gidebilecek. Şimdi o dönemde tek başına Arabistan'ın bir ucundan bir ucuna değil, bir şehirden bir şehire, bir köyden bir köye gidebilmek bile mümkün değil. Çünkü gücün, kuvvetin hakim olduğu bir dünya. Kanun manun yok. Gücü yeten yetene. Hatta şairlerin şiirleri vardı o dönemle ilgili. Bize kimse zulmedemez, zulmü biz yaparız diye övünüyorlardı şairler. Biz zulmederiz ancak. Böyle bir anlayışın hakim olduğu dünyada insanın tek başına bir köyden bir köye bile gidebilmesi mümkün değildir. Ama Efendimiz buyuruyor ki Arabistan'ın bir ucundan öte ucuna kadar tek başına seyahat edebilecek, o derecede tamamlayacak bu dini Allah. Demek ki
Demek ki bu dinin gönderiliş amaçlarından biri yeryüzünde güveni tesis etmektir, güveni yerleştirmektir. İnsanların canlarından, mallarından, namuslarından güven içerisinde oldukları bir ortamı yerleştirmektir. Bugün bile dünyada tesis edilebilmiş değildir bu maalesef. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri, en gelişmiş teknolojilerine sahip olan, en güçlü polis gücüne sahip olan ülkelerde bile mesela geceleri şehrin merkezlerinde bazı caddelere, bazı sokaklara girmeniz mümkün değildir. Bir yabancı olarak gittiğiniz zaman size yapacakları tembihatlardan biri şudur işte. Şuralara gitmeyin, şuralara gitmeyin. Çünkü can güvenliği yoktur. Bugün bile tesis edilemedi Peygamber Aleyhisselam'ın söylediği o şey. Bu hadisimiz bütünüyle düşünüldüğünde insanlara rahatsızlık vermenin haram olduğunu gösteriyor. Mala, cana ve namusa asla dokunulamayacağını gösteriyor. Elin ve dilin her türlü yanlışlıktan korunması gerektiğini söylüyor. Ve bunlar öyle yani iyidir miyidir anlamında değil, imani bir konu olarak zikrediliyor. İmanla alakalı bir mesele olarak, imanın bir tezahürü olarak gösteriyor o hadisimiz. Hadisin üçüncü cümlesinde bir muhacir tanımı var. Orada Peygamberimiz Allah'ın yasak ettiği şeylerden kaçan insan diye tanımlıyor. Hepiniz bilirsiniz ki muhacir deyince bizim ilk aklımıza gelen kendi vatanından ayrılıp başka bir memlekete göç eden insanı anlarız. Ama Peygamberimiz bunu burada farklı bir şekilde anlıyor. Haramlardan kaçan, yasaklardan kaçan anlamında kullanıyor. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber döneminde Mekke fethedilene kadar Müslüman olan her insanın mutlaka Medine'ye hicret etmesi şart idi, farz idi. Farz idi. Mutlaka hicret etmesi gerekiyordu. Hatta Hazreti Peygamber bazı insanlardan biat alırken, yani Müslümanlığını kabul ederken hicret etmesi şartında getiriyordu. Mutlaka hicret etmesi gerekliydi. Mekke fethedilene kadar. Yani dünyanın bir başka yerinde adam la ilahe illallah diyor, Müslüman olmuş, orada yaşasa olmazdı. Olmaz mı? Olmazdı işte, olmuyordu. Mutlaka hicret edecekti. Mutlaka peygamberin yanına gidecekti. Çünkü Medine'de bir güç merkezi, bir kuvvet merkezi oluşturmaya ihtiyaç vardı. Onun için Müslümanlar öncelikle oraya gidecekler. Orasını bir merkez haline getirecekler. Bir güç odağı, bir güç merkezi haline gelecek ki İslam hayata hakim olabilsin. İstediği dinin gereklerini yerine getirebilsin. Ta ki Mekke fethedilene kadar bu böyle. Mekke fethedilince bu emir kalktı. Çünkü artık Mekke'yi ve Medine'yi itaat altına alınca bütün Arap Yarımadası'nı da itaat altına almış oluyordu. Artık yegane güç merkezi onlardılar. Müslümanlar yegane güç odağı haline gelmişlerdi. Öyleyse artık bir merkezde toplanmaya ihtiyaç yoktu. Şimdi muhacir, o anlamda muhacir, Mekke'den Medine'ye hicret anlamında muhacir, mutlak olan bir farzı yerine getirmek ve ayrıca Peygamber Efendimiz'in yanına göçmek anlamını ifade ediyordu. Ondan sonra hicret yok belki. Yani Mekke'den Medine'ye gitmek olayı yok ama o muhacir sevabını kazanmak yolu var. Ne yol? Nedir o? İşte Allah'ın yasak ettiği haramlardan kaçmak. Bu yolla da o muhacir sevabını kazanma imkanı var. Bu vesileyle o hicret olayı üzerinde bir noktaya daha işaret etmek istiyorum.
Mekke'den Medine'ye hicret etmeleri, bütün Müslümanların bir ve bütün olmaları neticesini doğuruyordu. Bunun için gerekli görülmüştü. Bütün Müslümanlar birlik olacaklar, yek vücut olacaklar, omuz omuza verecekler. Bunun için emredilmişti. Şimdi bunu da getirin dünyamıza. Yani o Müslüman tanımını düşünün günümüzde, o mümin tanımını düşünün, bir de o muhacir tanımını da düşünün günümüzde lütfen. Zaten bunların üçünün ard arda sıralanması rastgele değildir. O üçüncü cümle, özellikle muhacir cümlesi, müminlerin yek vücut olmalarını emreden bir cümledir. Çünkü Peygamberimiz Medine'ye gittiğinde Mekkelilerle Medinelileri orada kardeş yapmıştı, birebir. Aslında büyük bir olaydı o, büyük bir sosyal problemdi, sıkıntıydı. Çünkü yüzlerce insan Mekke'den kalkıyor, gidiyor Medine'ye. Nerede kalacak, ne yiyecek? Bunlar hepsi problem. Ortada bir devlet de yok ki onları baksın, korusun. Hazreti Peygamber bu problemi çok basit bir yolla çözdü. Birebir bir Mekkeli'yi bir Medineli'yle kardeş yaptı, çözdü meseleyi. İşte o kardeşlik anlayışı. Bütün Müslümanların bir ve bütün olmaları gereği herhalde her dönem için önem ifade ediyor. Zannediyorum bugünkü dünyamız için çok daha fazla önemlidir. Çünkü Müslümana Müslümandan başka zarar veren hiç kimse yoktur. Emin olun. Emin olun. Müslümanlar birbirlerini yemeye başladıkları zaman tabii yabancı güçler de gelip fırsattan istifade ediyor. El koyuyor işte kaynaklarına, şunlarına, bunlarına. Hülasa edecek olursam, özetleyecek olursam, Müslüman olabilmek için ne elinle ne dilinle kimseye zarar vermeyeceksin. Mümin sayılabilmek için de herkes sana karşı güven duygusu içerisinde olacak. Bu adamdan bize zarar gelmez diye düşünebilecek. Bir de Müslümanların yek vücut olmaları, bir bütün olmalığı, kardeşçe bir hayatı benimsemeleri de imanlarının gereğidir. Hep böyle miyiz? Üç cümleye de olumlu cevap verebiliyor muyuz Allah için yani? Üç cümleye de. Müslüman öyle, ben böyle miyim? Ya da yaşadığımız dünyada Müslümanlar böyle mi? Mümin öyle diyor Peygamberimiz. Böyle miyiz? Muhacir, böyle miyiz? Hep. Değilsek tabii Cenab-ı Hakk'ın desteğinin, yardımının bize gelmesini için bütün yollar kapatılıyor. Bütün yolları kendimiz kapatıyoruz. Cenab-ı Hak, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım edecek. Biz Allah'ın ve Peygamberinin söyledikleri ölçülerin hemen hemen hepsinin dışında kalınca Cenab-ı Hakk'ın da bize yardımı gelmesi mümkün değil. Ömer bin Abdülaziz halifeliği döneminde, Ömer bin Abdülaziz bazı İslam tarihçileri tarafından Hulefai Raşidinden kabul edilen bir halifedir. 2,5 yıl halifelik yapmıştır. 99 Hicri 99 101 tarihleri arasında. Bütün İslam dünyasını adaletle doldurmuş bir adamdır. O diyor ki biz ordu komutanlarına talimat gönderiyor. Biz asla gücümüzle, silahımızla düşmanlara galip geliyor değiliz. Bizim düşmanlara galip gelmemizin ana sebebi düşmanlarımızın günahkar olması, bizim de günahtan uzak durmamızdır. Bizim Allah'ın buyruklarına sahip çıkmamız, onların da karşı çıkmalarıdır. Eğer siz de Cenab-ı Hakk'ın buyruklarını dikkate almazsanız, onların karşısında tutunmanız mümkün değildir. Evet. Bir başka hadis. Ebu Sırma El-Mazini adında
Medineli Ensar'dan bir Müslümanın rivayet ettiği bir hadistir. Bu hadiste Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Demin kısmen mealinden söz ettim. Men darra, kim bir Müslümana zarar verirse, sıkıntı verirse, edarrahullahu bih, Allah da onu mutlaka zarara uğratacaktır. Bu dünyada veya öte dünyada mutlaka zarara uğratacak. Gene dikkat ediyorsanız hep bizim yaptığımız fiil türünden bir karşılık veriyor Cenab-ı Hak. Ben bir insana zarar veriyorum, Cenab-ı Hak da bana zarar verecek. Böyle. Hep böyle aynı fiil türünden, demin okuduğum ayeti hatırlayın. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım edecek. Aynı fiil yani. Bir başka ayette فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Yani siz bana ne yaparsanız aynı karşılığı veririm. وَاُفُوا بِعَهْدِي اُوْف۪ي بِعَهْدِكُمْ Siz bana verdiğiniz sözlerinizi yerine getirin, ben de size olan vaadimi yerine getireyim. Hep aynı iş. Demek ki ben gerek Allah'a karşı gerek insanlara karşı hangi tavır içerisinde olursam Cenab-ı Hak aynı türden bir karşılık verecek. İşte bu okuduğumuz hadiste de o ifade ediliyor. Men darre, kim bir mümine sıkıntı verirse, zarara uğratırsa edarrallahu bihi, Allah da onu zarara uğratacaktır. Ve men şakke, kim bir Müslümanı sıkıntıya sokarsa, sıkıntıya düşürürse şakkallahu aleyh, Allah da onu sıkıntıya düşürecektir. Gene ben başka insanlara ne yapıyorsam Cenab-ı Hak aynı türden karşılık veriyor bana hep. Yani benim başka insanlara karşı hep iyi şeyleri düşünmem, hep iyi şeyleri yapmam aslında kendimi kurtarıyorum bunu yapmak suretiyle. Kendime iyilik yapıyorum aslında. Cenab-ı Hakk'ın beni kurtarmasını sağlamış oluyorum ben. Başkalarının elinden tuttuğumda işte Cenab-ı Hakk'ın da benim elimden tutmasını sağlamış oluyorum. Ona bir şey yaptığım belki iddia edilemez çok fazla. Kendime yapıyorum neticesi itibariyle. İyilik için de böyle, kötülük için de böyle. Ebu Hureyre'nin bir hadisi, ya demin mealen söyledim bu hadisiyle. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre şöyle buyurmuş Resul-i Ekrem. Vallahi la yu'min, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min. Vallahi mümin değildir, vallahi mümin değildir, vallahi mümin değildir. Kıyle men ya Resulallah. Dendi ki kim ey Allah'ın Resulü? Kale ellezî la ye'menu caruhu bevâikahu. Komşusu kötülüğünden emin olmayan insan. Şimdi bu mümin değildir ifadesi belki tabii olarak kafirdir neticesini doğurur ama bu kadar ağır bir yargıya varmak da herhalde doğru olmasa gerektir. Burada söylememiz gereken onun kamil anlamda bir imana sahip olmadığıdır. Kamil anlamda bir imana sahip olsa komşusuna kötülük yapmaz. Bunu niçin söylüyoruz? Çünkü bir insanı dinden, imandan çıkaran şeyler bellidir. Bir komşusuna zarar vermesi sebebiyle kafir olmaz o insan. Ama kamil anlamda bir mümin değildir o. Çünkü öyle bir imana sahip olan insan onu yapmaz. Bu hadisin başka bir rivayetinde mümin değildir ibaresi yerine vallahi cennete giremez ifadesi yer alır. Tabi cennete giremez, hiç giremez anlamında değil ama insanın yaptığı bazı ameller kendisini cennete sokar. Bu iş ise, yani kendi komşusuna yapmış olduğu kötülük ise cennete girmesini engelleyen bir iş olarak düşünmek lazım. Başka güzellikler yapmışsa ondan dolayı cennete girer ama bundan dolayı cennete girmesi beklenmez anlamındadır.
Bu hadisi bazı muhaddisler tehdit manasına da hamlederler. Yani Hazreti Peygamber müminleri birbirlerine kötülük yapmaktan sakındırmak için böyle ağır bir ifade kullandığını da söylüyorlar. Bu tamamen bir yorumdur. Evet. Şimdi böyle 2-3 tane hadis Müslümanların bir müminin hiç kimseye zarar vermemesi gerektiği konusunda zannediyorum bize yol göstermeye yeter nitelikte 2-3 tane hadis. Bu bir kişilikle alakalı bir mesele olarak görün bu söylediklerimizi. Bu hadisleri kendime monte etmeye çalışmalıyım diye düşünmemiz icap eder. Yani bizim yaşa gelmiş olan insanlar için belki zordur huyunu, tabiatını değiştirmek. Ama sizlerin yaşında olan insanlar için bu çok daha kolaydır. Peygamberimizin ölçülerine bağlı kalmaya azmetmek, niyetlenmek hiç değilse sizin yaştakiler için zannediyorum çok daha kolay olsa gerektir. Şimdi bir başka konu, özellikle başka insanları karalamak, ayıplamak, kusur izafe etmekle ilgili. Muaz bin Cebel rivayet ediyor. Diyor ki, Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz buyurmuşlar ki, Men ayyere ehâhu bizenbin, kim yapmış olduğu bir hata yüzünden bir din kardeşini ayıplarsa, kınarsa, lem yamut hatta ya'melehu, kendisi aynı hatayı yapmadan ölmez. Aynı hatayı kendisi de yapar. Evet. Öyleyse kimse başkasının yaptığı bir hatadan dolayı oh oldu dememeli, sevinmemeli. Hatta onun ötesinde ayıplamamalı yani ahlaksız adammış, yani neler yapıyor, neler yapmış. Böyle bir havaya da girmemek lazım. Belki üzülmek lazım bir Müslümanın başına giren sıkıntıdan, günahtan dolayı. Çünkü müminler bütün olarak tek bir vücudun uzuvları gibidirler diyor Efendimiz. Uzvun birisi acı çekerse öbürü de çeker. Parmağın birisi acı çektiği zaman diğer parmaklar çekmiyor ama bütün vücut acıyı çekiyor, hissediyor. Bir ahlaki ilke olarak düşünmek lazım. Hiç kimseyi yaptığı hata yüzünden ayıplamamak kadar yapmadığı bir şeyden dolayı özellikle onu gözden düşürmeye de çalışmamak lazım. Ki yani yaptığı bir işten dolayı ayıplamayı belki tabii kabul ediyoruz biz. Yani biraz da o yaptığı hatayı, kötülüğü merkeze alarak onu ayıplıyoruz. Bunu tabii kabul ediyoruz ama bizim asıl belki kusurumuz yapmadığı bir hatadan dolayı da insanları gözden düşürmeye çalışmamızdır. Ayıplamaya, bir takım kusurlar izafe etmeye, bir takım iftiralar, yalan yanlış şeyler ona yamamaya da çalışıyoruz maalesef. Bunun tabii hiçbir şekilde izahı yoktur. Yaptığı bir hatadan dolayı ayıplarsa kendisi onu yapmadan ölmez diyor Peygamberimiz. Ya yapmadığı bir şeyi ona izafe ederek onu gözden düşürmeye, aşağılamaya çalışırsa nedir hali? O konuyla ilgili daha sonra rivayet gelecektir. Tabiilerin Basra'daki seyyidi kabul edilen Hasan-ı Basri şöyle diyor. Cenab-ı Hak şeytanı huzurundan kovunca, iblisi huzurundan kovunca, iblis ne dedi Cenab-ı Hakk'a? Ben hayatta olduğum müddetçe senin kullarını peşime takacağım ve onlara hep yanlış şeyler yaptıracağım dedi. Ve buna yemin ederek söyledi. Cenab-ı Hak da şanıma yemin olsun ki ben de son nefeslerini verinceye kadar onlara tövbe kapısını açık bırakacağım buyurdu ona karşılık. O ölünceye kadar bütün insanları peşime takacağım, yanlışlıklar yaptıracağım.
Cenab-ı Hak da ben de ölünceye kadar onlara tevbe kapısını açık bırakacağım buyurarak karşılık verdi. Elbette tevbe kapısının açık olması müminler için bulunmaz bir bahtiyarlıktır. Ya kapansa ne olacaktı? Bitmişti işimiz. Son ana kadar tevbe kapısının açık olması da gerçekten bizim için hakikaten büyük şans olarak görülmeli. Şu hadisi de okuyayım, sizi fazla tutmayayım. Vasile bin Eska'un rivayet ettiği bir hadistir bu. Öncekine benzer bir anlamı var. Şöyle buyurmuş Resul-i Ekrem: "La tuzhiriş şematete li ahike." Din kardeşinin başına gelen bir beladan, bir sıkıntıdan dolayı sevince kapılma sakın. فَيُعَافِيَهُ اللّٰهُ وَيَبْتَل۪يكَ Sonra Allah onu o beladan kurtarır, o belayı senin başına sarar. Din kardeşinin başına gelen bir beladan, bir sıkıntıdan dolayı sakın sevinç havasına girme ki sonra Allah onu kurtarır o beladan, aynı belayı senin başına sarar. Bu hadisi de kabul etmek lazım ki hem bir kişilik yapısını oluşturuyor, hem de insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyici bir mana içeriyor. Bir taraftan böyle bir kişiliğe sahip olacaksın. Başkası bir kötülük, bir sıkıntıya, bir belaya maruz kaldı, oh oldun diye seviniyorsun. Bu bir kişiliktir. Ama başkasının başına gelen bir sıkıntıdan dolayı üzüntü duymak da bir kişiliktir. Bu ikincisidir istenen, olması gereken. Peygamber de istediği o. Ayrıca böyle olduğu zaman birinde oh oldu diye sevinince insanların birbirleriyle olan dayanışma gücü biter orada. Dostluk yerini düşmanlığa bırakır. Herkes birbirine çelme takmaya çalışır. İkincisi olduğunda ise İnsani ilişkileri düzenleyici bir hava çıkar ortaya. Çünkü onun çektiği acıyı ben hiç o belaya maruz kalmadığım halde ben de hissediyorum. Nasıl kurtarırız o beladan o adamı diye kafa yoruyorum. Bu nasıl bir dayanışma meydana getirir toplumda, bir düşünün bakalım. Sanki etrafımdaki insanlar beni benden daha çok düşünüyorlar gibi bir ortam. Yarın benim yanımdaki de benzeri bir sıkıntıya uğradığında ben de aynı şekilde dört elle koşacağım o adam için. Ve böyle insanlardan meydana gelen bir toplumu hayal edin. Dinin istediği bu. Bir mümin hiçbir zaman bir başkasının başına gelen dertten, beladan dolayı mutluluk duyacak bir karaktere sahip olmaz. Çünkü mümin bütün alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetidir. Mümin örnek aldığı o peygamberi hayatının her noktasında kendi önüne koyar. Rehber olarak, mürşit olarak onu görür. O peygamber düşmanlarının bile hayrını dileyecek bir yapıdaydı. Savaş sırasında bile düşmanlara beddua edin dedikleri zaman "Ya Rabbi onlara merhamet eyle" diyecek kadar merhamet yüklü bir peygamber. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin buyurulan bir peygamber. Bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Bütün alemleri deyince sakın bütün müminler falan anlamayın. Aslında belki günahkar müminlere daha çok lazım peygamber. Günahı olmayan müminler zaten kendilerini kurtarmış olurlar bir şekilde. Asıl o günah işleyen, haram işleyen müminlere daha çok lazım o peygamber. Onlar için daha büyük rahmettir. Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber'in bu emrindeki, bu söylediği, verdiği talimattaki o toplumsal faydayı hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Sadece bir kişilik meselesi olarak da görmeyin bunu. Bunu bütün toplumla ilişkilendirin. O toplumsal faydayı o zaman çıkarırız ortaya. Peygamberimizin bir duası vardı. Şöyle dua ederdi.
Allahümme inni e'ûzu bike min su'il kadâ'i. Ya Rabbi, kötü akıbetten ve derki şekâ'i, helâke uğramaktan ve şemâtetil a'dâ'i ve düşmanların şamatasından, sevincinden sana sığınıyorum. Üç şey. Min su'il kadâ ve derki şekâ ve şemâtetil a'dâ. Üçüncüsü konumuzu alakadar eden şey. Düşmanların şamatasından, yani onları sevindirecek bir hale düşmekten sana sığınırım ya Rabbi. Bunu ancak demek ki düşman yapar. Bir müminin başına gelen bir bela ile, sıkıntı ile sevinmek demek ki sadece düşmanın işidir. Olmamak, olmaması icap eder. Bir ayet-i kerime şöyledir. Nur suresi 19. ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا İnananlar arasında kötü sözün ve kötü davranışın yayılmasını arzu eden insanlar. Kötü sözün, kötü davranışın yayılmasını arzu eden insanlar için لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Dünyada da, ahirette de çok acı bir azap vardır. Kim için? İnananlar arasında kötü sözün ve kötü işin yayılmasını arzu eden insanlar için. Kötü bir hal geldi başına adamın, seviniyorum. Belki memleketteki herkesin başı belaya girse oh diyeceğim yani. O zaman lehum azabun elimun fid dünya vel ahire. Dünyada da, ahirette de onlar için çok acı bir azap vardır. Evet, isterseniz burada kalalım.